Bence peynir kekten daha güzel. Çünkü peynirli kek yiyebilirsin ama kekli peynir yiyemezsin. Ne? Hey, bu da ne böyle? Ben nereden bileyim? Gübre gibi kokuyor. Kokmuş dürüme benziyor. Sanırım hareket etti. Biriniz bir şey yapın. Neler oluyor burada? Neye bakıyorsunuz? Islak çocuk bezine benziyor. Nigel. Pudding Brown. Zavallı Nigel. Seni kim tıraş edip boyayıp tuvalet kağıdına sarıp Waters'ın dolabına kilitlemiş olabilir ki? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Herkes sınıfa. Şimdi. Herkes dedim. Nedir bu? Bana kalırsa... Neye benzediğini biliyoruz. Müdür Brown'ı revire götüreceğim. Revir. Hadi Nigel. O zamana kadar suçlu ortaya çıkmamış olursa hepiniz ceza alırsınız. Çocuklar, sizce Müdür Brown'a ne oldu? Ben onu okuldan sonra gördüm. Her ne olduysa daha sonra olmuş olmalı. Dün okuldan sonra kim kaldı bakalım çocuklar? Ben amigoların provasına kalmıştım. Ben de temizlik yaptım. Ben cezalıydım. Ben hatırlamıyorum. Demek ki hepiniz şüphelisiniz. Hadi ama bu kesin Gumball'ın işiydi. Evet. Tabii ya, müdür onun dolabından çıktı. Arkadaşlar, ben masumum. Ama bu işi kimin yaptığını bulacağım. Üstelik bunu nasıl yapacağımı da çok iyi biliyorum. Kim yaptıysa elini kaldırsın. Pekala. Kim yapmadıysa elini kaldırsın. Ne? Demek ki sen yaptın. Gumball, benim ellerim yok. Doğru, o yapmış olamaz. İpucu falan aramamız gerekmiyor mu? İpucu. Eteklerindeki boya izleri gibi mi yani? Hayır, durun. Açıklayabilirim. Onun tek bir açıklaması var. Tutkularının esiri oldun. Ne demek istiyorsun? Müdür Brown'un beni dün cezaya bıraktığını çok iyi biliyordun. Ve duygularının esiri olarak onunla ofisinde yüzleştin. Lütfen bırakın gitsin. Ben onu seviyorum efendim. O çocuk yaramazın teki. Ama aynı zamanda asil, güçlü, cesur ve yakışıklı. Hatta okuldaki en yakışıklı erkek. Erkek o olabilir. Gumball. Yıllıktaki resmini gördün mü? Lütfen bölmeyin. Hepimiz Gumball'un ne kadar yakışıklı olduğunu biliyoruz ama cezasını çekecek. O zaman başka çarem kalmıyor. Orasını zaten biliyoruz. Önce onu tıraş ettin. Sonra da boyadın. Ve sesi çıkmasın diye tuvalet kağıdına sardın ve bana olan aşırı tutkunun esiri olarak onu benim dolabıma kilitledin. Suçlu sensin. Ama seni affediyorum. Çünkü ben de sana aşığım. Aslında pek öyle olmadı. Dün akşam nihayet pompon kızlar tablomu bitirdim. Kurusun diye merdivenlerin oradaki duvara asmaya gittim ama sanırım hala ıslak olduğu için boya üstüme bulaştı. Peki bu adı geçen tablonun iddia ettiğin gibi merdivenlerin orada duvarda kuruduğunu gören biri oldu mu? Evet, sen gördün. Merhaba Penny, seni seviyorum. Yani tablonu çok beğendim. Hatırladın mı? Evet. Peki Ana. O zaman Penny yapmadıysa kim yaptı? O zaman suçlu evet sensin. Olmalı dedim. Neden ben? Çünkü bugün etrafta dolaşırken birdenbire 27 yaşında olduğunu ve gençliğini artık geride bıraktığını fark ettin. Ve birdenbire bütün saçları döküldü. Olamaz. Bu sırada yanından geçen Müdür Brown'u gördün ve saçlarını görünce içindeki kıskançlığa engel olamayarak buna saldırdın ve bütün saçlarını tıraş edip doğru renge boyayarak kelleşmeye başlayan yerlerini kapattın. Ve sonra da dikkati başka yöne çekmek için Müdür Brown'u boyayıp tuvalet kağıdına sararak benim dolabıma kilitledin. Mükemmel bir plan.